Ben istifa ettim. Olması gereken oldu. Sana? İhbar süresi falan öyle birden erken gelmişsin. Nasıl? Erken mi? O zaman gideyim mi yani ben şimdi? Yok yok, olur mu öyle şey? Senin masan değil miydi burası? Evet, burası, ben seçtim burayı. Bırakır mıyım ben seni ya, gelmişsin hazır. Evet, çift sayı 1-2. Buradan 2, buradan 4, çift. Ay, çift, her türlü çift. Evet. Eşyalar da geldi. Çok güzel değil mi? Ablacığım. Merhaba Yiğit Bey. Merhaba. Sanem ablacığım, ben hallettim. Konuşacağımı konuştum. Eşyalarımı da topladım. Eve gidiyorum şimdi. Akşam sen eve gelince detaylarını konuşuruz. Tamam ablacığım. Kolay gelsin. Sağ ol. Leyla, bir saniye. Ne böyle herkesin elinde bir kutu falan? Ben de istifa ettim de Yiğit Bey. Öyle işte, eşyalarımı topladım. Eve gidiyorum şimdi. Kolay gelsin size. Leyla, bir şey söyleyeceğim. Böyle biraz ani oldu ama ne yapmayı düşünüyorsun bundan sonra? Var mı bir planın? Yani bilmiyorum ki, herhalde birkaç gün dinlenirim. Sonrasında da yeni bir iş bakarım artık. İyi günler. Bir şey daha söyleyeceğim. Bir kere daha durduruyorum ama şey... Estağfurullah, buyurun. Şey söyleyeceğim. Şimdi madem sen iş arıyorsun, ben de seni bu zahmetten kurtarayım. Çünkü bizim tam senin gibi bir finansçıya ihtiyacımız var. Değil mi Sanem? Anladım. Ben şu an anladım. Abla. Öyle mi? Evet. Abla süper olur. Yani ne dersin, ne düşünürsün bilmiyorum ama. Ay, bilemedim ki. Olabilir, çok ani oldu bir anda. Yani yorgunsan dinlen tabii ama... Yani... Hayır hayır, yorgun değil. Mental olarak yorgun değil. Yani yok, yorulmak gibi değil Yiğit Bey. Ben çalışmayı çok severim. Aslında hiç de yorulmam. Benimki başka yorgunluk. Süper, o zaman alayım ben bunu. Ha, harika. Abla. Tebrik ederim. Şoktayım şu an. Çantanı koydum böyle. Bu odalardan birini seçersin yarın ha. Tamam abla. Ben öyle bu masayı seçtikten sonra hep bu odada gözüm kaldı benim. Gerçekten bence bunu seç. Ablacığım sen de burada çalışıyorsun değil mi? Tamam, ben de orayı seçerim. Karşılıklı çalışırız. Süper. Evet süper. Hayırlı olsun o zaman. Çok güzel oldu. Sağ olun, vallahi çok ani oldu. Şoktayım hala. Sekreter hazır, editör hazır, finans hazır. Mükemmel bir takım olduk o zaman. Tam da çalışmaya başlıyoruz. Evet. Kızlar o zaman şöyle yapalım. Şimdi bence siz bugün eve gidin. Evet. Güzelce bir dinlenin. Çünkü yarın bizim için yepyeni bir dönem başlıyor. Evet, yeni bir dönem başlıyor. Evet, çok güzel olacak. Bomba gibi olacak. Hep ileriye bakacağız artık. İleriye, sonuna kadar. O zaman görüşürüz. O zaman hadi. Görüşürüz. Hadi hoşça kalın Yiğit Bey. Hoşça kalın. Ay, ben montumu unuttum ileriye derken. Güzeller. Leyla, bir şey var yalnız. Nedir? Yiğit Bey değil, Yiğit. Ha, tamam, Yiğit. Çok güzel. Leyla Yiğit. Tamam. Sana Leyla Yiğit. Evet, aynen. Leyla Yiğit. Evet. Güzel oldu. Tamam, süper. Oldu Yiğit. Aynen. Hadi gidelim. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Tamam, süper. İnanamıyorum. Çok güzel. Aa, telefon çalıyor. Allah Allah, aynı anda. Osman arıyor. Alo, efendim Osman. Efendim. Yok, şimdi çıkıyorum ajanstan. Hı-hı. Ya bir sürü şeyler oldu. İstifa ettim. Tamam, anlatırım detaylarını. Sen neredesin? Tamam, biz Sanem'le beraber dükkana geliyoruz yanına. Tamam, hadi görüşürüz. Peki Sanem'e dedikleri gibi sana da ihbar süresi falan demediler mi? Yok, demediler. Ya zaten benim birikmiş izinlerim vardı. Öyle elimde kalan yarım bir işim de yoktu. Direkt eşyalarımı topladım, çıktım. İyi ettin. Yani çok iyi ettin. Şimdi benim başladığım yayın evine de ablam başlayacak çünkü iş teklifi aldı. Evet, Sanem'in şimdi çalışmaya başladığı yayın evinin patronu Yiğit var. Bana da iş teklif etti, ben de kabul ettim. Hem de böyle Sanem'le de ayrılmamış olduk. Süper. Bak, istifa eder etmez güzel şeyler olmaya başlamış. Çok daha güzelleri olacak Leyla. Çok daha güzel günler bizi bekliyor. Evet, evet. Her şey çok güzel olacak. Akşam CC'lerde toplanalım mı? Yani sizinle bir şey konuşmam gerekiyor, acil. Hayırdır? Hayır, hayır. Çok güzel, hayır. Annemle babamla konuşalım, bir durumu izah edelim ona. Yemekten sonra hep beraber toplanalım CC'lerde. Tamam. Tamam. Hadi, hadi görüşürüz. Ayhan nerede? Ne bileyim ya, ne bileyim ya. Çok ihmal ettim Ayhan'ı. Ay çok yağıyor. Gel. Ne oluyor size?
He? Ne işler karıştırıyorsunuz siz gözler fıldır fıldır? İşi bıraktım. Ay, tamam söyledin biliyoruz zaten kızım. O şekilde değil. Ya? Tamamen bıraktım. Fikri Harika'yı arkamda bıraktım artık. Kesinlikle bir daha gitmiyorum oraya, işi bıraktım. Çocuğum üstüne düşmek kararını falan böyle müdahale etmek istemiyoruz ama emin misin? Hayır yani sonradan pişman olma diye söylüyor annen ondan değil mi? Eminim. Böylesi daha iyi olacak benim için. İyi tamam kız öyle diyorsun o zaman tamam. Hayırlı olsun çocuğum. Ben de istifa ettim. Hayda. O nereden çıktı kızım? Babacığım hiç kötü bir şey yok öyle olması gerekti yani öyle endişelenmeyin. İyi oldu, iyi oldu o, iyi oldu. Neden dersen zaten huzurun yoktu senin orada. Uzun çalışma saatleri falan. Yarın öbür gün evlenince problem olurdu o. İyi oldu o, iyi oldu. Haklısın anneciğim. Ha. Biz ablamla yeni işe başladık. Allah Allah! Şu çatal, şu ağza değmedi ayol. Taksit taksit söylüyoruz. Ne oldu? Bir anlatın ne işine? Ya anneciğim çok küçük böyle yeni açılmış bir yayın evi bu. Sanem'le birlikte orada işe başladık. Ben finans departmanıyım. O zaten şey editör kısmı. Çok süper yani. Nereden çıktı şimdi bu yayın evi kızım yani? Uzak mı peki? Gidebilecek misiniz? Rahat gidebilecek misiniz? Sıkıntı yok değil mi? Yani başınız bir belaya girmesin ondan sonra oralarda bir yerlerde. Yok yok hiçbir sıkıntıya girmez. Güvenilir bir yer. İstediğin zaman da gelip patronla tanışabilirsiniz. Ha. İyi o zaman. Tamam yani iyi iyi sıkıntı yok. Oh sevindim. Tamam öyle diyorsanız. Neredeymiş bu yayın evi? Şey var ya. Ne? Fikri Harika. Evet. Eski ajans. Evet. Nasıl? İçeri girin orada. Sadece bir tane merdiven var orada. Baba sen geldin biliyorsun orayı. Evet. Sağda sağda baba. Ya şimdi birden söyleyince öyle. Anne sen de biliyorsun orayı. Yani hemen sola dönünce sağda kalan. Tamam o taraftan dönünce o taraf diyorum zaten. O merdivenlerden aşağı inin bir alt katta zaten orası. Evet. Çok güzel değil mi ya? Bayık. Aynı iş yerinde çalışıyoruz. Yine beraber çalışıyoruz. Ve aynı yere gidiyoruz işe. Muhteşem. Hayatımızda çok da bir değişiklik olmadı aslında. Yani evet aslında doğru söylüyor kızlar mevkup. Hem arkadaşlarından da uzaklaşmamış oldunuz değil mi? Yani böyle altlı üstlü güzel güzel. Ha. Alt katta alt. He. Alt katta. Komşu. Ah. Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Güzel oldu bana. Hayırlı olsuna geldik. Teşekkürler. Hoş geldiniz Deren Hanım. Hoş bulduk. Hayırlı olsun çok güzelmiş. Ofis, masam da çok güzel. Evet evet yerleştim. Alıştım bile. Hı hı. Nazar değmesin diye bunu aldım sana şöyle. Teşekkürler CC. Çok güzelmiş yani çok hoş. Maşallah diyelim. Maşallah desenize. Maşallah deyin. Maşallah duymak istiyorum. Niye bağırıyorsun CC? Niye değişsin bizim nazarımız? Aha. Sanem pıtırcığı unutmuşsun ajansta. Ben de getirdim böyle Fahri CC olarak. Ahlati. Ne ya? Ay CC senin de şu tuhaf tuhaf hareketlerin böyle şamanik şamanik ritüeller. Ne var şamanik şamanik? Hayret bir şey. Öyle manevi bir tarafım var benim. Sen böyle bir sıkıntın falan olduğunda onu anlat. O bana haber verir. Hemen gelirim ben yanına. Gel hadi gel. İyi tamam. Tamam. Hadi. Ben zaten buraya çok çabuk adapte oldum. Evet. Çok küçük eşyalarım kaldı sadece. Evet. Alıştım sayılır. Hem çok da uzağa gitmedin ki. Artık öğle yemekleri yeriz beraber, sık sık görüşürüz değil mi? Evet evet ama Sanem yani yokluğun hissediliyor biliyor musun? Şu anda yukarıda çay krizi var. Kahve içmek zorunda kalıyor herkes. Bazıları, bazıları. Bazıları. Beter olsunlar. Siz istediğiniz zaman buraya gelip bir şeyler içebilirsiniz. Ben size çay demlerim söz. Sağ olun. Ah. Leyla. Aa hoş geldiniz. Aa. Hoş bulduk. Leyla. Leyla'cığım. Ablam da burada çalışmaya başladı. Aa. Aa öyle mi? Ay çok sevindim. Yani bizden ayrılmana çok üzülmüştüm ama sık sık görüşeceğiz. Çok sevindim. Ay. Ay burası çok güzelmiş ya. Ben de burada çalışsam? Keşke. Niye? Niye ki böyle karışan yok, görüşen yok, gelen yok? Geren dedi, Deren demedi. Evet ben de duydum. Geren dedi. Geren dedim. Geren dedim tabii ki. Geren dedim. Geleceğim ben size. Hadi tamam. Dünya kadar iş var ajansta. Yine gelin. Tamam tamam geliriz. Ben gelirim zaten. Oo yoksa sizi de mi transfer ettik arkadaşlar? Hiç.
Biz de Sanem'e hayırlı olsuna gelmiştik. Size de tabii ki çok beğendik. Ofis çok güzel olmuş. Aa, sağ olun, teşekkürler. Ya biraz tadilat falan var ama yani. Bir kahve içersiniz değil mi? İçmez miyiz? İçer miyiz? Ajansta işler. Dünya kadardı hani. Siz isterseniz gidebilirsiniz. Ben kahve içeceğim. Bir kahve ya. Sen de kahvecisin galiba. Doğuştan. Benimkisi de doğuştan. Doğuştan, sizin de mi doğuştan? Sanem, Polen yukarıdaydı. Git bir kola çanet istersen. Anlaşılan sizin gideceğiniz yok. Yani benim ajansta bir iki işim yarım kaldı da gideyim onları halledeyim. Sonra işini yarım bıraktı falan demesin. Arkamdan tamam. Konuşmasınlar benim. Tamam. Hadi o zaman görüşürüz. Tamam. Sanem şey, Polen'e haber verir misin ya? Birazdan art direktör gelecek kitabın toplantısı için de. Ya biliyordur ama belki unuttuysa falan diye. Ben gerçi arşive gideceğim ama hatırınız için uğrarım. Uğurum ama. Sağ ol. Ben odama yerleşeyim. Tamam. Kolay gelsin. Yiğit, sen nasıl seviyorsan ben de aynısından alırım. Siz nasıl alıyorsunuz? Sade olsun benimkisi. Aynısından olsun Yiğit'ciğim. Peki CC'ciğim. Ya bu arada CC ne demek? Konumuz bu mu şu an? Neyse tamam, ben kahveleri getireyim sonra konuşuruz. Baskılar yetişecek mi? Ay çok sıkıldım senden abi. Baskılar yetişecek mi? CC. Oh. Baskılar yetişsin. Harikasın ya, çok teşekkür ederim de. Çok pardon. Eski topuza dönmüşüz. Evet. Ne işin var burada? Sen yeni işine başlamamış mısın? Evet, yeni işe başladım. Hızlı bir giriş yaptım hatta. Çok sağlıklı bir çalışma ortamım var benim. Çok steril. Çalışmaya devam ediyorum, evet. Güzel. O zaman ilk sorumu tekrarlıyorum. Ne işin var burada? Açıkçası bir şey konuşmamız gerekiyor. Şeyle ilgili. Ne? Ne? Anlamıyorum. Çok pardon, aramızda gizli. Kim sportif ya? Şşt! Ne yapıyorsun? Aramızdaki büyüyü bozdun. Ha! Sportif line şey. Okay. Söyledin ama. Top markası. Gizli diye sen. Anladım bu hassasiyetin. Sıkıntı yok yani. Polen yabancı değil. Polen'in yanında konuşabilirsin rahat rahat. Yabancı değil. Hı-hı. Belli oluyor zaten. Ben ajanstaki işlerimin hepsini hallettim. Devretmem gerekenleri de devrettim. Geriye sadece... Sorumluluk bilinci yüksek bir insanım. İşimdeyim, gücümdeyim. Aklım sadece kaldı benim. Tamam, boş ver onu ya. Cancığım bir bakar mısın? Bir saniye Polen Hanım, bir saniye. Boş ver onu mu? Salla işte, ben hallettim onu bir şekilde. Hallettin mi? Tek başınıza. Hı-hı, tek başıma hallettim, çözdüm. Sıkıntı yok. Senlik bir durum yok yani. Cancığım şuna bir... Bir saniye Polen. Sıkıntı yok yani, çözdüm. Ben sadece size yardım dokunur diye. Yalnız şuna bir bakar mısın? Bir saniye. Bir saniye Polen. Anladım. İlgin alakan için çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ben de o iş. Yani senlik bir durum hakikaten yok. Çok sağ ol ilgilendiğin için. İyi peki sen bilir misin? Siz bilirsiniz o zaman. Ha. Yiğit bu arada yemek kitabının toplantısını hatırlatmamı istedi. Biliyor musunuz sanırım unutmayın diye. Tabii ki biliyorum Sanemciğim. Geleceğim zaten birazdan. Merak etme. Karidesler çok turuncu olmuş. Cancığım gel şuna bir bakalım mı artık? Geldim, geldim. Yani tabii ki projenin art direktörü siz olduğunuz için son karar yine sizin olacak. Ama benim istediğim şu tip görsellerle, şu tarz bir mutfakta daha kısa metinlerle ilerleyebilmek. Buyurun bakın siz de. Anlıyorum tatlım. Gayet hoş. Kesinlikle. Bu arada elinizdeki bu kitap benim Londra'da en favori kitaplarımdan biridir. Pardon ama bu yemek kitabı İngiltere'de mi çıkacak? Yok, sadece Türkiye'de satılacak. Kimin evinde böyle mutfak var ki? Kim inanır buna ya? Saçma. Ne demek istiyorsun sen Emciğim? Ne alakası var tatlım? Çok alakası var tatlım. Çok özür diliyorum. Şu kitabın kapağı çok pahalı duruyor. Yani çok pahalı bir izlenim veriyor. Şimdi eğer mutfaklar böyleyse kim bilir yemekler ne kadar pahalıdır diye düşünüyor insan. Böyle bir izlenim bırakıyor. Bence çok yanlış. Çöp. Benim kafam çok karıştı yalnız. Fotoğrafçı arkadaşla görüşmeniz mümkün mü acaba? Mümkün tabii. Yani hemen çağıralım. Gelsin bence müsaitse. Yok yani bence buna hiç gerek yok. Zaten çok meşguldür. Ben ona bir ara anlatırım. Lütfen, lütfen. Bu görseller bu fotoğraftaki en temel görseller. Bir şekilde çağırmamız gerekiyor onu. Görüşürsünüz tabii. Yani olacak zaten üst katta yarım saat vakit ayırır bence bize.
Ben ararım o zaman. Arama listesinde ikinci sırada. Birinci sırada annem var. Meşgul. Can, bana bir 5 dakikan ayırabilir misin acaba? Bana diyor, bize demesi gerekiyor. Biz karar verdik aramamız gerektiğine. Evet arkadaşlar, temel olarak kafam buluşturduğu konsept you want you eat mottosu. Aa, o şey demek istiyor, yani ne yerseniz olsunuz. Ya Allah ne verdiyse deniyor yani ona. Yani tatlım, biz ona tam olarak öyle demiyoruz. Sizin oralarda nasıl deniyor bilmiyorum ama bizim oralarda öyle deniyor. Siz dememeye devam edebilirsiniz, sorun yok. Ya bu you are what you eat, ne yersen olsun tabiri. Daha çok vegana kayan, sıkı diyet yapanların kullandığı bir tabir. Sen çok yanlış anlamışsın onu. Bu kitap böyle lezzetiyle ön planda olacak bir yemek kitabı değil mi? Ne alakası var şu an you are what you eat'le? Arkadaşım, arkadaşım, burada art direktör ben değil miyim? Tersi çok pis, ben söyleyeyim. Sen birkaç tane görseli kotar, yeter. Ben kotaracağım, birazdan az kaldı. Geliyorum, kotaracağım. Yiğit Bey, bakar mısınız şuna? Deniz Beyciğim, aslında ben de Can'a katılıyorum biraz. Yani biz daha böyle geleneksel, Türk halkına hitap eden bir şeyler. Evet, yani tam olarak kavrayamadınız biliyorum ama bizim demek istediğimiz hani daha dünya mutfağından harmanlanmış bir kitap olsun. Ya, fakat şu anda çok fazla müdahale var. Beynimde bir evren yaratmaya çalışıyorum burada. Sürekli bir interruption, sürekli bir don yani. Biz de beyin fırtınası yapmaya çalışıyoruz beyefendi. Sonuçta ekmeğimizin peşindeyiz hepimiz değil mi? Don ne ayrıca, ben anlamıyorum. Anlaşamayacağız böyle. Neyse devam edin, buyurun. Fotoğrafçı arkadaşım, sen beni anlamıyor musun? Fotoğrafçı arkadaşım, anladınız mı acaba? Çabalıyorum. Sana tarif ettiğim şekilde birkaç tane fotoğraf alırsan becerebilecek misin? Gerisi bende. Yavrum ben çekerim de sen tarif edebilir misin? Ben oradayım. Fakat bana hiç böyle bahsetmemiştiniz. Down oldum şu anda. Deniz Bey, yani şimdi arkadaşlar biraz agresif, siz öyle... Sakin sakin, anlatın işte aranızı da şey yapalım. Bir... Hayır, benim aklımda olan şey 70'lerin vintage country tarzında bir konsept yakalamak. Böyle ahşap baskılı, soft ışık altında. Vay, 70'lerin mutfağında çekilecek fotoğraflarla 2019'da yemek kitabı satmaya çalışacağız ha? Çok iyi. Bayağı iyi, bayağı 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 iyi. Bayatlar o yemekler. Nasıl? 50 yıl var ya arada, zaman aşımı. Yiğit Bey, bu sululukları daha fazla dayanamayacağım. Benim zamanım çok kıymetli. Ve bu arkadaşlarla daha fazla katiyen çalışamayacağım. Aa, Deniz Bey. Siz bizi yanlış anladınız. Aa, Deniz Bey, bir 5 dakika daha yanlış anladınız. Ah, yazıklar olsun. Bir şey diyeceğim, biz ne yapacağız şimdi? Art direktör kim olacak şu anda? Yani aşırı derecede az bir vaktimiz var ve art direktörümüz yok. Ben yaparım art direktörünü, merak etme bana. Can, gerçekten mi? Yani madem ben sebep oldum bu büyük kaybınıza, ben telafi ederim. Oh, yani oh, gerçekten çok teşekkür ederim. Ama bence Polen biraz ters konuştu. Yine de ben bilmiyorum. Yiğit, sakin, gayet sakin. Yeni art direktörümüzü bulduk. Can Divit. Aa, gerçekten. Ne güzel. Editörümüz hazır. Burada. Art direktörümüz hazır. Tamam, biz yeni müşterinizdiz o zaman siz. Maalesef. O nasıl bir tipti ayrıca? Yani böyle soğansız menemen kılıklı bir şeydi. Bir garipti o. Tatlım, zaten menemen dediğimiz şey tam olarak soğansız oluyor. Kapuska yapmıyoruz neticede. Karnabahar da demedim zaten. İngiltere menemeni mi acaba o? Ya soğan... Başlasak mı artık? Evet. Biz hazırız, başlayabiliriz artık. Hayır, başlayacağım. Başlayacağız tabii ya, başlamayıp ne yapacağız? Buraya geldik, toplandık, başlayacağız zaten. Konsantre olmaya çalışıyorum, bir sakin ol ya. Benim çok acil çay içmem lazım. Hemen, kaç tane çay getiriyorum? Sen ne yapıyorsun, sen müşterisin. Ben müşteriyim. Müşteri her zaman haklıdır. Sen öğrettin bana bunu. Evet, çok abartmamakla birlikte öyle. Merve çay mı içiyor peki? Çay. Çay içiyor kahve. Evet. Ben o zaman ufaktan konuya bir giriş yapayım. Ya da kitabın editörü olarak sen mi girmek istersin Sanem? Ben başlayayım. Lütfen. Editörüm ben. Buyurun Sanem, Sanem Hanım buyurun. Tabii buyurun. Fotoğraflar konusunda size çok güveniyoruz. Allah razı olsun. Önceki çalışmalarınızı da gördük zaten. Başarılı buluyorum ben sizi. Önceki işlerinizde fotoğraflardan dolayı başarılı buluyorum, evet. Aman efendim, estağfurullah ya. Sizin gibi birinden bunları duyabilmek büyük onur bizim için.
Estağfurullah. Art direktörlük kısmıyla da Can Bey ilgilenecek. Başında duracak. Kendi söyledi çünkü. Can öyle mi? Bana niye söylemedi? Beraber işte derim. Can Bey çok hevesli. Nasıl hevesli Can Bey bir bilseniz anlatamam. Polin Hanım'a çok büyük bir destekte bulunmak istiyor. Arzusu bu yönde. Fedakarlığı, özverilik konuşmuyorum. Yani yapacaklarını anlatmayacağım bile. Ama yani Can gerçekten sağ olsun. Eğer bu iş onun elinde olmasaydı ben kesinlikle bu kadar rahat edemezdim. Ya böyle çünkü Can böyle nasıl desem daha ben düşündüğümü söylemeden o hemen anlar. Yani bir nevi kalbimiz bir gibi diyebilirim değil mi? Mükemmel bir uyum gerçekten. Yani çifte yumrular gibi, çifte kumrular gibiler. Çok enteresan. Bu projenin de bana denk gelmesi, şap badanak bana denk gelmesi çok şaşırtıcı. Duygulandım da, açıkçası sinirlerim de bozuldu, davranış bozukluğuna da adım attım. Büyük şans, değil mi? Ben de mesela çok şaşırdım, ona çok enteresan olmuş o. Bu şans bizim, bize ait. Yani sizin gibi yayıncı ile çalışmak. Ben orada hemen bir araya gireyim Can. Lütfen ya, gir ya. Aynı frekanstan iki insanın bir arada çalışması ya o kadar güzel ki. Herkese tavsiye ediyorum yani. Değil mi? Daha çalışmaya başlayalı bir gün oldu değil mi? 24 saat evet. 24 saat ama yıllardır böyle beraber çalışıyor gibiyiz. Ne güzel, ne güzel. Neyse ben böyle bir şey. Yıllardır birlikteymişsiniz gibi değil mi? İyi İt Bey'le. Ne güzel. Nelere vesile olabiliyor bir kaza ya sadece. Görünmez kaza dedikleri işte. Görünmez. Görmek istemeyeceğimiz, çok istemesek de gördüğümüz kazalar bunlar işte. Güzel. Evet. Bayağı uyuştuk be sana, değil mi? Evet işte çok pardon ya. Çok özür dilerim elimden kaydı. Hiç önemli değil. Çok iyi uyuştuk. Ben de tam onu söyleyecektim benim zaten. Benim beynim uyuştu şu an. Beynim. Hı hı. Çay nerede kaldı ya? Cey Cey. Geldim Can Bey, geldim. Buyurun. Hemen geldim. Ver şunu. Benim kahveydi. Aa çay kalmamış. Eksik mi getirdin CC? Şaka şaka. Evet. Hepsini içtiniz mi? Aslında her şey belli gibi. Bence çok da öyle fazla konuşacak bir şey yok yani. Sözün bittiği yerdeyiz. Tam oraya mı denk geldin? Sadece takvim uygun mu değil mi? Bize onu konuşmak lazım. Neden? Bir yere mi gidiyorsunuz? Ne zaman gidiyorsunuz? Kimle gidiyorsunuz? Ne zaman döneceksiniz? Kitap. Dönecek misiniz? Kitap takvim. Tamam ben de kitap için soruyorum zaten bunu. Yani sizin takviminiz bizim programımızı belirleyecek. Heh. Sizin kafanızdaki tarih nedir kitap için? Hemen şu anda. Nasıl hemen şu anda? Bir dakika. Bir an önce çıksın istiyoruz. Bir hafta içinde. Öyle bir ütopyamız var. Abi bir dakika öyle bir şey mümkün mü? Tabii ki mümkün. Bizde her şey mümkün. Biz olmayanı olduruyoruz. Sanemciğim yalnız sözünü keseceğim ama bu sefer mümkün değil. Hayır yani çünkü bizim bekleyen çok işimiz var. Öteleyemiyor müjdelen. Maalesef Can. Ayakkabı firması var. O kadar takvimin gerisindeyiz ki. Tamam ben onun PR çalışmalarını yaptım, bitirdim. Evet ben de yürütüyorum bir yandan. Teşekkürler CC. Araba firması var. Daha teklif vermedik. Ben onun çalışmasının yarısını bitirdim. Derya ilgileniyor. Soner'le başındaydı. Bitmiş olması gerekiyor. Bravo Sanem. CC bir saniye. Sanemciğim. Diyorum ki acaba ajansın işlerini artık biz mi halletsek? Heh, sonuçta bunlar bizim iç işlerimiz değil mi? Ayrılsak da beraberiz Deren'in. Bir nefes kadar yakınınızdayım. Öyle oldu. Ne kötü bir çay bu. Ha, benim yokluğumda çay çok bozmuş kendini. Ben çok beğendim Cece'yi ne zaman. Bir sefer de bitirdim bak. Gırtlağı yandı. Sinirden. O zaman görüşürüz. Aa, tatlım. Efendim. Sana demedim. Polen'e dedim. Efendim hanımcığım. Gitmeden bir kahve içelim mi gel? İçelim tamam. Yiğit ben kahveye geçiyorum. Dönüşte uğrayacağım yanına tamam mı? Tamam. Gizemciğim odaya yolla kahveleri. Tamam. Gizem mi? Gizem diyor bana. Sanem gidelim. Gidin tabii. Gidin tabii buyurun. Buyurun. Kolay gelsin iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Can Bey siz kahve? Yok 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 içerim. Sert olsun. Abla ben delireceğim artık. Ne oldu? Ne oldu ablacığım ne oluyor bir anlatır mısın şöyle tane tane? Ya gerçekten Can artık beni deli ediyor hasta edecek beni. Demedi deme elimden bir kaza çıkacak. Niye niye ki? Ya daha ne olsun ya ne olsun beni deli ediyor beni gerçekten deli ediyor. Aho Can David nasıl geçti toplantı? Emre bak beni biliyorsun abi ben... Hı-hı. Özünde son derece kibar, beyefendi, centilmen,
tahammüllü, sabırlı bir adamım. Bunu biliyorsun, hemen öyle bir şiddete meylediğim falan öyle bir derdim asla yok benim. Özünde ben şiddete karşı bir adamım aslında. Hani böyle bir sıkıntım varsa gidiyorum. Hani başka şekilde spor salonunda falan hallediyorum mesela, dışarıda değil. Yani kibarlığa katılıyorum. Centilmenliğe katılıyorum. Şiddet konusunda bir... Emre bak, ben şimdiden söylüyorum, sonra şaşırmayın, şok olmayın diye şimdiden bak söylüyorum. Ben bu Yiğit'i döveceğim. Tamam mı bak? Ben iyi de adam döverim ha. Biliyorsun beni, iyi adam döverim. Tamam mı? Bu elimde kalacak benim. Abicim saçmalama ya. Allah Allah. Ablacığım şöyle bir oturur musun? Sana bakarken benim başım... Hayır, oturmayacağım. Benim kesinlikle enerjimi atmam gerekiyor. Ben gerçekten katil olacağım. Elimden bir kaza çıkıyor. Canı keseceğim ben. Anneme söylersin. Uygun mu? Dille anlat anneme. Acaba kickbox biliyor mudur? Jiu-jitsu biliyor mudur bu? Teknik biliyor mudur yani? Anlatabiliyor muyum? Biliyorsa hani gideceğim spor salonu. Hangi spor salonundaysa gideceğim oraya. Tamam mı? Orada çözeceğim bu işi yani. Çünkü teknik bilen adamla benim vicdanım rahat olur yani. O şekilde. Çünkü öyle tamam yani, bilmiyorsa tamam üzülebiliriz onun için, ama biliyorsa eğer orada işte işin rengi değişiyor. Anlatabiliyor muyum yani? Yok yok. Ben gerçekten onu görmeye tahammül edemiyorum. Ya bassın gitsin artık. Bassın gitsin buradan. Ben onları baş başa gördükçe ben kafayı yiyeceğim. Doktor bul bana. Bana doktor. Sen beni neden oturtmuyorsun? Evet lütfen oturur musun? Benim de başımı döndürdün zaten. Otur bir sakinleş lütfen. Bir nefes al. Ay tamam. Ya ihbar süresini de unuttum, tamam. Yeni işine başladı, gitti diyoruz, tamam. Geliyor dibimde yine beni sinir ediyor ya. Yeni bir işe başladım, yeni bir hayata adım attım. Hop karşıma çıkıyor, sürekli karşıma çıkıyor. Hanımlar. Ah Yiğit merhaba, nasılsın? Sağ ol, sen? İyi, sağ ol. Ne yaptınız, bitti benim işim. Siz ne durumdasınız? Gülmek insanı iyileştiriyor, dedikodu yapmaktan. Evet, öyle laflıyorduk biz de işte. Ha. Alo Osman. Aa, burada mısın? He. Eve bakmak mı? O nereden çıktı ya? Yo, doğru söylüyorsun tabii, yavaş yavaş bakmamız lazım ama. İyi tamam tamam, bekle ben geliyorum hemen. Tamam. Osman gelmiş, ev bakmaya gidelim diyor. Tamam, bekletme o zaman. Hadi görüşürüz. Evlilik hazırlıkları. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Görüşürüz. Ben de artık toparlanayım. Keşke üst katta tutsaydınız. Oh ne güzel be. Kendime ait bir masam var mesela. Ajansta benim masam sonradan oldu. Bana sonradan masa verdiler. Al al. İyi yani, memnun olmadan sevindim. Çok memnunum. Ben ajansta getir götürücüydüm. Ve ona getir diyorlardı. Mesela görev tanımım bile yoktu doğru düzgün. Çayı götür diyorlardı. Alıyordum çayı, götürüyordum. Geldim Can Bey. Buyurun Can Bey, çayınız diye mesela götürüyorsun çayı. O da çok beğeniyor. Ya sürekli bir beklenti içindeler ama rahatsız ediyorlar. Sürekli bir gürültü var. Ben ne kadar verimli olabilirim ki o şartlar altında? Mümkün değil. Ama burası öyle mi? Burası müthiş. Güzel değil mi? Sessiz, sakin. Burası çok güzel. Yüksek tavan. Sen de taktın yüksek tavana. Yüksek güzel yani ama işte, ya bir de şu var ama işte o da gidecek zaten. Ya tek sorunumuz bu olsun bizim. Tamam güzel. Madem bu kadar güzel çalışma alanımız var, yani çalışmaya başlasak mı acaba? Hani roman hakkında biraz, tamam yani yazdığın şeyleri okutmak istemiyorsun, çekiniyorsun, anlıyorum ama böyle belki biraz konuşuruz ha? Sen de istersen tabii. Tabii ki konuşuruz, ben buraya çalışmaya geldim. Masama geçelim. Tabii. Şöyle oturayım. Ne düşünüyorsun peki hikaye hakkında? Yani var mı kafanda bir taslak? Evet. İsminin Erkenci Kuş olmasını istiyorum. Ve kendi hayallerimden, kendi hayat hikayemden yola çıkıp yazıyorum bu romanı. Güzel, güzel, güzel. Yani zaten yazarlar ilk devamlı kendi hikayelerin hakkında başlıyorlar, öyle yazıyorlar değil mi? Yani daha gerçek, daha yaşanmışlık olsun, daha güzel olsun. Ne oluyor peki başka? Küçük bir mahallede yaşayan ama büyük hayalleri olan bir kızın yolculuğunu anlatıyorum aslında. Hayalleri o kadar büyük ki... Hem hayallerinin büyüklüğü hem de kabına sığamamasından bahsedeceğim. Karakterin gerçek olmasını istiyorum. Yani mutlaka yaşaması gerekiyor karakterin. Güzel. Peki niye adı Erkenci Kuş? Çünkü hayalleri o kadar büyük ki yani güne yetişemiyor. Hayallerini gerçekleştirmek için de erken kalkmak zorunda kalıyor. Ve ailesinin bakkalı var. Her sabah erkenden o bakkalı açıyor. Bayağı karakteri oturtmuşsun. Konusu da hazır gidişatı. Bence bir an önce başlamalısın. Daha finali belirlemedim. Yani
Yeni yeni başlıyor ama zaten hemen söylemem finalini belirlediğimde de. Ha tamam okey olsun. Yani, bence bir an önce yazmaya başlamalısın o zaman. Tamam. Selam. Ha Polen. O zaman ben çalışmaya başlayayım. Ben de seni bekliyordum ya. Gel odaya geçelim. Oda spreyi. Yok mu ya? Oda spreyi yok mu burada? Heyecanla bekliyorum. Evet. İnsan ailesini seçemiyor.